Merhabalar, ekonomi ekranına hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta neler yaşadık aslında bir ona bakmak lazım. Önemli hem yurt dışında hem de yurt içinde önemli gelişmeler vardı. Önemli haber akışları vardı. Piyasaları etkileyecek gelişmeler vardı. Öncelikle yurt dışına bakacak olursak faiz artırım kararlarını beklemiştik orada yurt dışında. İşte Amerika'da Fed politika faizini beklendiği gibi 25 bas puan artırarak 4.50-4.75 düzeyine yükseltti. Fed Başkanı Powell enflasyondaki aşağı yönlü seyrin olumlu bir gelişme olduğunu belirtip faiz artırımlarının süreceğini sinyalini verdi. Zaten beklenti de bu yöndeydi ki Mart ayında da bir 25 bas puanlık faiz artırımının olacağı beklentisi piyasada hakim şu an itibariyle. Hem ECB hem İngiltere Merkez Bankası Şubat toplantılarında yine beklendiği üzere 50 bas puanlık artırımları yaptılar. O tarafta da bir sürpriz yoktu. Ve global piyasaları çok da etkilediğini, sürpriz yaşanmadığı için etkilediğini söylemek doğru olmayacak. Çok fazla etkilenmedi piyasalar. Tabii ki bizde bu haftanın en önemli verisi aslında Cuma günü açıklanan enflasyon datasıydı. Şimdi Ocak'ta aylık bazlı TÜFE %6.65 yükseldi. 3.8 işte 3.5-3.8 arasında bir yükseliş bekleniyordu. 6.65'lik, 6.7'lik yükseliş beklentinin oldukça üzerinde. ÜFE'de de hızlı bir yükseliş vardı, %4.15. Yıllık enflasyonumuz bizim 57.7'ye geldi TÜFE'de, ÜFE'de de 86.5'e geldi. Şimdi enflasyondaki baz etkisi dolayısıyla oluşan düşüş yaşanıyor yıllık enflasyonda ama aylık bazda enflasyondaki artışın hızlı olması önümüzdeki dönem için aslında soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Şimdi Merkez Bankası 26 Ocak'ta yayınladığı bir enflasyon raporu vardı. Bu raporda işte yıl sonu 2023 yılında yıl sonu enflasyon hedefi %22'lerde. Çok tutarlı mı derseniz çok tutarlı değil. Yani %22 yıl sonunda 2023'ün sonunda olur mu? Çok zor. Neden? Çünkü yıl sonu enflasyon hedefinin neredeyse %30'unu Ocak ayında daha yakalamış durumda. Dolayısıyla %22 hedefi çok gerçekçi değil. Enerji fiyatlarındaki artışın nispeten düşük düzeyde olması, TL'nin uzun süredir yatay seyretmesi, böyle bir ortamda enflasyonun beklentinin üstünde gerçekleşmesi, özellikle yapılan ücret artışlarının da katkısıyla talep yönlü bir enflasyon olduğunu aslında bize gösteriyor. Neden? Çünkü seçim öncesi yılbaşıyla birlikte olan ücret artışlarının, parasal genişlemenin, krediye özellikle tüketici kredilerine kolay ulaşılıyor olmasının biz enflasyon üzerinde bir miktar etki yarattığını, talep yönlü bir etki yarattığını da görüyoruz. Şimdi yıllık enflasyonda baz etkisinin önemli bir desteği vardı. Yıllık enflasyon evet düşmeye devam ediyor ama yukarı yönlü riskler devam ediyor. Ne gibi? İşte Rusya-Ukrayna savaşının son bulacağına dair henüz bir emare yok şu anda. Emtia fiyatlarını her an yukarıya doğru etkileyebilir. Bu da enflasyona neden olabilir. Küresel ekonomi bu anlamda emtialarla alakalı olarak, emtia fiyatlarıyla alakalı olarak bozulabilir. Şimdi yüksek askeri ücret, işte seçim ekonomisinde bundan sonra uygulanacak popülist politikalar enflasyonda yukarı yönlü hareketleri devam ettirebilir. Bunun yanında bir de gıda fiyatlarını iklim koşulları etkiliyordu. İşte bugünlerde miktar yağış aslında bir anlamda da enflasyonu rahatlatacak bir gelişme. Neden? Çünkü kuraklık önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının oldukça yüksek seyretmesine neden olabilirdi. Ama genel olarak bakıldığında 9 ayın en yükseğinde olan bir aylık enflasyon aralıksız olarak 49 aydır tüketici fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Genel olarak bakıldığında TÜİK'in bir sepeti var. Enflasyonu bu şekilde hesaplıyor. Kısaca onu da söyleyeyim. Orada dikkatimi çeken bir bölümü de söyleyeyim ben. Son ayda yani Ocak ayında bakıldığında en az fiyat artışı konut sektöründe olmuş. Konut fiyatlarında ki artış diğer birçok alana başlığa göre daha düşük ama enflasyon sepetinde 2023 yılıyla birlikte konut oranının 2,5 puanlık bir artışla en fazla artan sektör olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki bu sepet ağırlığı fiyat artışının az olduğu konu başlıklarının biraz daha artırılmasıyla sanki dengelenmeye çalışılıyor gibi. TÜİK'in bu açıkladığı rakamlar her ne kadar biraz böyle zorlamayla düşük göstermeye çalışılsa bile yine de yüksek. Özellikle bunu vurgu yapmaya çalışıyorum. Bunun piyasalar üzerindeki etkisine geleceğim. Onun için enflasyon konusu üzerinde bir miktar fazla durduğumu söylemek istiyorum. Etkisi şu şekilde piyasalara, özellikle borsa tarafında hep 2022 yılında şunu söylemiştik. İşte enflasyon çok yüksek, enflasyona alternatif ürünler yok. Enflasyonuna parayı ezdirmemek için, gelirimizi enflasyon seviyesine çekmek için, borsadaki şirketlerle para kazandığı için yatırımcı borsaya geliyor ve dolayısıyla borsa 2022 yılında çok yükseldi demiştik. Hep bu yorumları yapıyorduk. Yani 2022 yılında borsanın yükselişinin en önemli sebebinin enflasyon olduğunu defalarca anlatmıştık. Şimdi enflasyondaki yükseliş
trendi, aylık enflasyondaki yükseliş trendi, baz etkisiyle yıllık bazda düşüyor ama aylık olarak o yükseliş beklentilerin oldukça üzerinde, önümüzdeki dönemde yine borsayı alternatif olarak gösterebilecek bir data. Onun için enflasyon dataları oldukça önemli. Bunun altını çizmek istedim. Daha önceki yayınlarda hep şunu söylemiştim. Genel resim seçim dönemine kadar borsada yukarı. Yani yukarı doğru bir trend olacak demiştim. Ama biliyorsunuz yılbaşından itibaren geri çekilen bir piyasa var. Bu geri çekilirken de bir grafiğimiz vardı orada. Geçen Temmuz ayından bugüne kadar şu şekilde haftalık grafiği yansıtalım size. Bakın dikkat edilirse Temmuz'da başlayan bir yükseliş trendi var haftalık grafikte, endekste. Eylül ayında bir miktar düzeltme var. Eylül ayında biliyorsunuz bankacılık sektöründe sert hareketler olmuştu. O nedenle 3 haftalık bir düşüş vardı Eylül ayında. Eylül'den sonra tekrar yukarıya doğru giden bir trend ta ki ocağın başına kadar. 5704 tepe noktamızdı. Orayı gördük. Oradan önce bir 4600'lere kadar geri çekilme. 4600'den 5500'e gidiş. 5500'den tekrar bu hafta içinde 4500'lere kadar geri çekilme ve hemen 5000 seviyesinin altında haftalık bir kapanış. Şimdi son dönemdeki hareketlere dikkat ederseniz grafikte de o yukarı trend belli noktaya gelmiş ama o belli noktadan sonra sert dalgalanmaların olduğu, işte ben hem aşağıda hem de yukarıda yatay trendleri de çizdim. Bu trend aralığında çok geniş dalgalanmaların olduğu bir Ocak ayını yaşadık. Hep yorumlarımızda da seçim öncesindeki dönemde 2022'deki kadar hızlı dik bir yukarı çıkış olmayacağını, sert dalgalanmaların olacağını ama genel resmin yukarı olduğunu söylemiştim. 6000, daha önce söylediğim 6100 seviyesi hala hedef. Ama tabii 4500'e kadar geri çekilen endekste işte 5000 seviyesine geldik. 5000'in üzerinde 5250, 5400, 5800 hatta 5700 diyelim biz ona. 6100 dirençlerimiz var. Önümüzdeki dönemde buraları zorlamaya devam edecek. Yani piyasada genel olarak bakıldığında resmin çok bozulduğunu söylemek yanlış olur. Ama genel olarak bir hisse değişiminden bahsetmek gerekiyor. Özellikle yan hisselerde, endeks hisselerine doğru bir kayışın olduğunu söylemek lazım. Ve bunu da şuradan çıkartabiliriz aslında. BIST 100'de yılbaşından bu yana düşüş %9.3. BIST 30'un düşüşü %6.8. Yani BIST 100, BIST 30'un yaklaşık %50 daha fazlasının kadar düşmüş. Dolayısıyla burada özellikle ana hisselere doğru bir kayışın olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Yatırım portföylerini oluştururken de daha çok ana hisselerde özellikle bilanço beklentisi iyi olan, işte 2023 yılında da faaliyetini karlı şekilde sürdürebilecek şirketlere yatırım yapmak, ucuz kalmış böyle birçok şirket var, bunlara yatırım yapmak, bunlardan bir portföy oluşturmak daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Dediğim gibi BIST %9'un üzerinde bir düşüş varken BIST 30 sadece %6.8 düşmüş yılbaşından bu yana. Bakıldığında yılbaşından bu yana BIST 30 içindeki hisselerde de mesela primli olanlar var yılbaşına göre. Ne gibi? Tüpraş gibi. %13 yılbaşına göre primli dün kapanış itibariyle. Pegasus %10 civarında primli. Ford Otosan, Türk Hava Yolları, Şişecam gibi hisseler yılbaşına göre primli kapatmışlar. Borsa geri gelmiş olmasına rağmen. Yani ana hisselerde, sağlam hisselerde olduğunuz takdirde düşükten ya az etkilenirsiniz ya da artı bile yazabilirsiniz doğru hissede olursanız. Önümüzdeki hafta içinde açıklanacak bazı bilançolar var. Türk Traktör gibi, İş Bankası gibi, Aksigorta, Aygaz, Tüpraş, Ford Otosan, Koç Holding gibi bilançolar gelecek. Bu bilançoların hisseler üzerinde etkilerini görebiliriz. Evet şunu diyebilirsiniz. Akbank çok iyi bilanço açıkladı da ne oldu geriye geldi. Evet kısa vadede beklentiler bitti diye satış yiyebilir ama orta uzun vadede eğer beklenti devam ediyorsa hissede, yani bu karlılık beklentisi devam ediyorsa olumlu hareketler devam eder. Geri gelse bile bilanço beklentisi sonrası beklenti dolayısıyla beklenti bittiği için satış gelse bile ondan sonra tekrar bunları alım fırsatı olarak değerlendiren bir yatırımcı grubu olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu ana kadar açıklanan bilançolar içinde de genel olarak iyi gelen bilançolar var. Beklentilerin üzerinde gelen ya da beklendiği gibi gelen bilançolar var. Şimdi beklentinin üzerinde gelen bilançolara baktığımızda %10'un üzerinde beklentisi yüksek gelen hisseler olarak Anadolu Hayat'ı sayabiliriz. Arçelik'i sayabiliriz. Bunun yanında iş yatırım, iş gayrimenkul yatırım ortaklığını sayabiliriz. Yine Otokart beklentilerin bir miktar üzerinde geldi. Tofaş beklentilerin üzerinde geldi. Şu ana kadar açıklanan, bu kısa sürede açıklanan bilançolar içinde. Önümüzdeki dönemde hangi hisseler iyi olabilir? Bilanço beklentisi anlamında hangi hisselerin bilançoları iyi gelebilir? Aslında bunu sektörel bazda bakmak lazım. Hep bahsetmiş olduğumuz olumlu beklentilerimiz olan sektörlerdeki hisselerin karlılıklarının da iyi geldiğini aslında görüyoruz. Nedir?
ulaştırma sektörü. İşte Türk Hava Yolları ve Pegasus'un bilançoların iyi gelmesi bekleniyor. Perakende sektöründe yine Migros ve BİM. Ondan sonra otomotiv tarafında Ford Otto, Türk Traktör gibi hisselerin bilançolarının iyi gelmesi bekleniyor. Petrokimya tarafında Tüpraş'ın işte önümüzdeki hafta bilançosu gelecek, iyi bekleniyor. Gıda tarafında Anadolu Efes, ondan sonra Coca-Cola gibi şirketlerin bilançoları iyi gelebilir. Enerjilerde Enerjisa'nın bilançosu iyi gelebilir. Şişecam bilançosu yine olumlu olabilir. Madencilik tarafında Kozal grubunun bilançosunun olumlu gelmesi muhtemeldir diye düşünüyorum ben. Şimdi 2023 yılında bu sert dalgalanmalar olacak dedik. Endeks tarafında işte endeks 4500'e geldi bu hafta içinde. 5000 kapattı. Yukarıda da 5700'ü görmüştük. Nereye gidebiliriz? Söylediğim gibi 6100 orada bizim tepe noktamız. Yani biz en azından seçim dönemine kadar 6100'lere kadar yukarı gidebiliriz. Bu dalgalanmalar olacak mı? Evet, bu dalgalanmaları yaşayacağız. Bu hafta içinde o kadar çok soru gelmişti ki işte piyasa bozuldu mu? Hisseleri buradan verelim mi? 4500-4600 endekslerde endeks acaba 4000'e gelir mi? Endeks 3000'e gelir mi? Hareketine şuradan başlamıştı. Oraya kadar geri çekilebilir mi? Yani inanılmaz sorular geldi. Ama hep de şunu söylüyoruz. Yani geçmiş yayınları da eğer takip ettiyseniz 2022'deki gibi hızlı bir hareket olmayacak. 2022'deki o hep yukarıya giden hareketin yanında artık kar ve zararı beraber görebileceğiniz piyasalar olacak. Neden? Çok sert dalgalanmalar olacak. Eğer siz 5000 endekste hisse aldıysanız endeks işte 4500'e düştüğünde ciddi bir zarar oluşmuş olacak. Yani %10 civarında bir zarar etmiş olacaksınız. Burada yapılacak iş şu. Tekrar ediyorum, ben hep bunu daha önceki yayınlarda da söylüyordum bir süredir. Özellikle kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak lazım. Hatta portföyünüzün atıyorum 100 liranız varsa 100 liranın 70 lirasıyla hisse senedi pozisyonunuz varsa işte geri çekilmeler o geri kalan 30 lira için alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Hem maliyet olur hem de sert düşüşlerin sert yükselişleri olur. Yani hızlı yükselişlerden sonra hızlı düşüşler olduğu gibi hızlı düşüşlerden sonra hızlı yükselişler de olur. Cuma günü yaşadığımız aslında buydu. %5'lik yükseliş, %5'in üzerindeki bir yükseliş, 5000 seviyesine gelen endeks aslında bunun en büyük göstergesiydi. 2023 yılında benim kafam rahat olsun, ben geleceğe yatırım yapıyorum, orta uzun vadeli bir portföy oluşturmak istiyorum derseniz de şu hisselerle bir portföy yapmak aslında doğru olacak. Nedir bunlar? Örneğin perakende sektöründe BİM'i ve Migros'u portföyünüzde mutlaka bulundurun. Gıda tarafında Coca-Cola'yı mutlaka portföyünüzde bulundurun. Enerji sektöründen Enerjisa portföyünüzde olsun. Otomotiv tarafında mesela Tofaş'ı ben şu aşamada alım için önermem ama bir Ford Otoy'u alım için öneririm. Holding tarafında o kadar ucuz ki Sabancı ve Koç Holding. Yani bunları portföyünüzde bulundurmanız lazım. Neden? Çünkü Sabancı'nın içinde bulunduğu şirketler ya da Koç Holding'in içinde bulunan şirketler, iştirakleri o kadar karlı ki önümüzdeki bilanço döneminde de göreceğiz. 2022 yılında iyi kapattılar. Eğer iyi bir projeksiyon çizerlerse 2023 yılında da bu karlılıklar devam edecek olursa bu holdinglerin bu seviyelerde kalması mümkün değil diye düşünüyorum. Yine Şecam, eğer yurt dışındaki bu resesyon, durgunluk Avrupa tarafında kolay atlatılabilirse ki ihracatçı bir şirketimiz, kur tarafındaki çok hızlı bir hareket yok önümüzdeki dönemde, özellikle seçim sonrasında kurda da bir hızlı bir hareket olacaksa Şecam portföylerde bulundurulmalı. Havacılık tarafında Türk Hava Yolları mesela portföylerde bulundurulmalı. Neden? Hikayesi var. Hem Anadolu Jet'in halka arz hikayesi var, hem kargonun halka arz hikayesi var, hem karlılıklar çok iyi, iyi de yönetiliyor, uçuşlar da gayet iyi gidiyor, turizm tarafı da iyi, olumlu katkı yaratıyor. Yani hava yollarını portföyde bulundurmak lazım. Tüpraş son dönemde piyasayı regüle eden, piyasayı sürükleyen hisseydi. Evet, geçtiğimiz hafta Tüpraş'ta da sert bir geri çekilme oldu. Gayet normaldir. Her hızlı giden hissenin geri gelmesi kadar normal bir şey yok. Dolayısıyla Tüpraş'ta bu düşüşlerde alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Hep bütün yorumlarda da zaten söylemiştik, ciddi bir temettü verimi de bekleniyor. Karlılık iyi gelecek. Genel konjonktürde Tüpraş'ın 2023 yılında da karlılığının devam ettirme ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla bunu da portföyde tutabilirsiniz. Bu saymış olduğum hisselerle eğer bir portföy yaparsanız piyasa sert yukarıya da gitse, sert aşağıya da gelse kafanız rahat olur. En azından biraz beklediğiniz zaman yukarıya doğru hareketlerde 6100'lere, işte beklediğimiz 6100'lere geldiğinde ciddi bir kazanç elde etmiş olursunuz. Hemen şunu da söyleyeyim. Hep seçim öncesi işte endeks 6000
liraya, 6500 liraya, 6100 liraya gelecek yorumları var. Seçim öncesi buralara gidecek de seçim sonrası sanki paldır küldür geri gelecekmiş gibi bir düşünce hakim oluyor piyasada. Ben aslında o şekilde de düşünmüyorum. Yani seçim sonuçlarından bağımsız olarak uygulanacak ekonomik politikalara bakmak lazım. Mevcut iktidar da devam edebilir, muhalefet de iktidara gelebilir. Ekonomi politikalarını biraz daha net göreceğiz. Ondan sonraki dönem borsa için olumlu mu, şirketler için olumlu mu, şirketler kar yazmaya devam edebilecek mi? Bunlara bakacağız ve buna göre belki diyeceğiz ki seçimden sonra endeks 8000'e gidecek, belki 10000'e gidecek. Ya yani bunları da konuşuyor olacağız ama bunu görmek için biraz daha hem seçim atmosferinden kurtulmak hem de ekonomi politikalarını daha iyi analiz edebiliyor olmak gerekecektir. Önümüzdeki dönemde çok siyasi yorum da yapacağız. Çünkü siyasetin ekonomiden ayrılmaz bir durumu söz konusu. Anketleri konuşacağız. Olası seçim senaryolarının piyasalar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bunları da önümüzdeki yayınlarda tekrar değerlendiriyor oluruz. Bu hafta için anlatacaklarım bunlar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.